eggs. We killing off all the snakes. I'm in the jungle. I'm in the Amazon. I'm in the jungle. I'm in the Amazon. Arkadaşlar selamlar herkese, ben Canberk Öztürk. Bugünkü videomuzda sizlerle Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un kişisel olarak yaptığı yatırımları inceleyeceğiz. Bu videonun ilk kısmı başka bir videodaydı. Ne demiştik? Dörde ayırmıştık. Jeff Bezos'un kişisel olarak yaptığı yatırımlar var. Bezos Expeditions adlı kurduğu aile şirketinin ve yatırım şirketinin yaptığı yatırımlar var. İki, Amazon'un satın aldığı şirketler var ve kurduğu şirketler var. Üç, ve aynı zamanda Amazon'un yaptığı yatırımlar var. 4. Bu şekilde Bezos'un tamamen imparatorluğunu 4'e ayırabilirsiniz. Ve tüm bunları tek bir videoda kapsamak imkansız. Çünkü elimde 4 tane görüyorsunuz döküman var ve bunların hepsini kavramak gerçekten zor olacak. Ama bugün sizlere Jeff Bezos'un bilinen kişisel olarak yaptığı yatırımları araştırıp getirdim ve arkamda gördüğünüz tabloda da yaptığı şirketlerin isimleri yazacak. Ne zaman yatırım yaptığı yazacak ve tutarı yazacak arkadaşlar. Bu şirketleri biraz da araştırdım ama yüzeysel bir araştırma yaptığım için sizlere tek cümleyle bu şirketler ne yapar, ne satarlar, kısaca ne iş yaparlar bunları birazcık anlatmaya çalışacağım. Başlayalım everfi.com ile. Bu everfi.com arkadaşlar bir education software diye geçiyor İngilizce'de. Yani eğitim yazılımı denebilir. Eğitim yazılımından kastımız bildiğiniz eğitim satan. Yani hani sizlere eBay eğitimi, Amazon eğitimi veriyorum. Bu şirkette Washington DC'de kurulmuş bir teknoloji eğitimleri satan şirketlerden bir tanesi. Tamamen Internet Software Company, yani internet yazılım şirketi diye düşünebilirsiniz. Eğitim üzerine kurulu, Udemy'nin daha üst düzeyini düşünebilirsiniz. Ve bu everfi.com şirketine Jeff Bezos 2017'de en büyük yatırımlarından bir tanesini yapmış arkadaşlar. Tam olarak 190 milyar milyon dolarlık bir yatırım yapmış ve bu Bezos'un yaptığı en büyük kişisel yatırımlardan bir tanesi arkadaşlar. Geçelim Unity Biotech ikinci şirketimize. Bu Unity Biotech'in yaptığı şey biraz daha ilginç. Çünkü diğer yatırım yaptığı şirketlerdense buna yatırım yapması sağlık sektöründeki İlk yatırım yaptığı şirket denebilir. Mesela Elon Musk'a bakıyorsunuz, kendisinin kendi şirketi var Neuralink adı altında. Sağlık ve teknolojinin birleştirecekleri noktada birçok faaliyet göstermeye çalışıyor. Ve bunun hakkında da tecrübesini, bilgisini göstermeye çalışan bir girişimci Elon Musk. Bezos biraz daha farklı bir yol izliyor. Sağlık, teknoloji sektörlerini hiç bahsetmiyor ama yine de yatırım yaptığı şirketlerden bir tanesi. Bu Unity Biotech ne yapıyorlar? Yaşlanmış hücreleri tamir edebilecek şekilde maddeler tasarlıyorlar bu şirket. Yanlış anlaşılmasın, Bezos bunların sahibi değil arkadaşlar. Bunlara sadece alın bu parayla yatırım yapın gibisinden, ya hisse karşılığı ya borç karşılığı ya belirli bir şey karşılığında, yüksek ihtimalle hisse karşılığında bu şirketlerin bir parçasını satın alıp yüksek miktarlarda para veriyor. Bu şirkete ne kadar vermiş? 116 milyon dolar. Bu şirkete para harcamış Bezos. Ne zaman harcamış? 2016 senesinde arkadaşlar. Geçelim Airbnb'ye. Airbnb yüksek ihtimalle hepinizin bildiği bir şeydir. Airbnb'nin başlama şekli Air Bed and Breakfast olarak başlıyor. Air, yani bunlar havalı yatak satıyorlardı, böyle havayla şişmeli yatak satıyorlardı. O yüzden Air Bed and Breakfast olarak da B&B olarak kullanmışlar ilk başlarda. Çünkü sadece bazı insanların evlerinde havalı yatakla, hava bastığınız yatakla bir de kahvaltıyı otel olacak şekilde işletmeye başlayıp fikir tamamen bambaşka yerlere dönüyor ve startup dünyanın en büyük startuplarından biri haline geliyor bugün bildiğiniz üzere. Ve buraya Jeff Bezos 112 milyar dolarlık bir yatırımda bulunmuş arkadaşlar. Ne zaman yapmış bu yatırımı? 2011 senesinde. Yani Airbnb'nin erken yatırımcılarından olduğunu söyleyebiliriz. Domo şirketi var. Domo şirketine yüzeysel değil, detaylı baktım aslında. Yaptıkları videoları ve pazarlama tekniklerini de birazcık göz attım. Gerçekten çok başarılı buldum diyebilirim Domo şirketini. Domo bir startup. Verileri daha iyi görebilmek ve kaliteli görebilmek adına açılmış, kurulmuş bir startup arkadaşlar. Ne yapıyorlar bunlar? Şimdi belirli verileri bir araya getirip sizin her şeyi görebilmenizi bir yerde, bir platformda sağlıyorlar. Siz eğer bir şirket sahibiyseniz, çok fazla kişiyi yönetiyorsanız, çok fazla Excel tablolarından
satışlara bakıp bu satışların üzerine çalışıp nasıl daha iyi yapabiliriz bunları diye verileri incelemesini, veri incelemeleri yapıyorsanız, data incelemeleri yapıyorsanız eğer bu dataların hepsini bir yerde çok hızlı bir şekilde toplayabileceğiniz bir app düşünün arkadaşlar. İnternet yazılımı düşünün ve bu yazılımda sizlere bu dataları saniyesinde, yapay zeka sayesinde saniyesinde sizin bunları grafiklere dönüştürmenizi, bar grafiklerine, çizgi grafiklerine dönüştürmenizi sağlıyor ve sizin de kısaca daha kaliteli bir şekilde tüm bu verilerinizi incelemenizi sağlıyor. Ve ben başarılı buldum diyebilirim. Domo'ya da 60 milyon dolarlık, hep milyara gidiyor ağzım. Milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Ne zaman yapmış? 2013 senesinde. Ve Stock Overflow'a geldik. Stock Overflow'da yazılımcıların toplandığı, problemlerin çözüldüğü bir alan arkadaşlar. Bu web sitelerin hepsine girip internetten bakabilirsiniz. Bu kadar basit, ulaşılabilir şeyler. Hani burada bir tane bile web sitesi olmayan fiziksel bir iş yok arkadaşlar. Bir restoran yok arkadaşlar veya bir işletme yok. Hepsi internet yazılım şirketleri, software şirketleri. Girip siz de rahat rahat inceleyebilir ve bunların ne yaptığını detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Stock Overflow'da yazılımcılar problemlerini birbirlerinin çözmesine yardımcı olduğu kaliteli bir yazılımcı platformu arkadaşlar. Yazılımcılar problemlerini çözmekte birbirlerine yardım ediyorlar kısaca. 40 milyon dolarlık buraya bir yatırımda bulunmuş ve bu startup'ın 2015'te yatırımını gerçekleştirmiş. Uber'e gelelim. Uber'e arkadaşlar Bezos 2011'de yatırım yapmış. Yani erken yatırımcılarından bir tanesi. Uber ben 2016'ya kadar Amerika'ya gelene kadar bilmiyordum Uber'in ne olduğunu ve hiçbir zamanda Türkiye'de hiç kimseden Uber'i duymamıştım arkadaşlar. O kadar teknolojiden haberdar değildim. Yani buraya gelince biraz da tabii yaştan ötürü, geldiğimde 17 yaşındaydım. Yaştan ötürü hani teknolojiye pek bir şeyim yoktu, alakam yoktu. Hep böyle olsun isterdim ama olmuyordu bir şekilde. 2016'da Uber'i öğrendim. Bezos 2011'de Uber'e ne kadar yatırım yapmış bakalım. 37 milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Tabii şimdi bu saydığımız paraların hepsi toplamda göreceğiniz para yüksek ihtimalle bu yatırımların yapıldığı zamandan ötürü yüzde belki %1000'lik, %2000'lik, %3000'lik artışları bile yakalamış olabilir. Tam olarak bu şirketlerin 2011'den bu yana artışlarını bilmediğim için size de net bir şekilde percentage change söyleyemiyorum, yüzde artışı. Ama olsun, yüksek ihtimalle yakın bir şeyler yapmıştır, çok para yapmıştır yani. 2015'te Business Insider'a yatırım yapmış. Ben buna şaşırdım açıkçası. Business Insider normal bir aslında teknoloji ve girişimcilik iş hayatı üzerine kurulu bir internet gazete sahibi. Şeylerine baktım, siteye giriş oranlarına baktım. 116 milyon kişi ayda giriyor. Amerika'nın en iyi, en popüler yani 52. web sitesi galiba ve bu oranları görünce de şaşırdım gerçekten. İnsanlar demek ki bu siteyi seviyor, giriyorlar, okuyorlar. İlginç geldi bana. 2015'te Business Insider'a bir 25 milyon dolarlık bir yatırımda bulunmuş arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan bir yatırımda bulunmuş. İlk önce 2014'te bulunmuş, sonra 2015'te bulunmuş. Buraya da 12 milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Unutmayın ki bunlar tamamen kendi ismi üzerine, Amazon'u falan hiçbir şekilde karıştırmadan kendisi personal olarak gidip yaptığı yatırımlar arkadaşlar. General Assembly. Burası girişimcilere teknoloji becerileri öğreten bir internet web sitesi arkadaşlar. Yine aynı Everfi gibi eğitim satarak hem bunların fiziksel olarak ders verebilme olanakları hem de online olarak verdikleri dersler mevcut. Ama daha çok yazılım üzerine, teknoloji üzerine girişimcilerin kullanabilecekleri becerileri öğreten bir eğitim sistemi denebilir arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Bezos eğitime yoğun bir şekilde yatırım yapmış ve bunlara, tüm bunlara endüstriyel yatırım olarak baktığımızda da en az gördüğümüz şey sağlık, burada en fazla gördüğümüz şey de eğitim. Demek ki eğitime karşı bir zayıflık olduğunu düşünerekten herhalde eğitime daha fazla yatırım yapma kararını alıyor kendince, bilmiyorum. Tahmin ediyorum sadece. 4.5 milyon dolarlık bir yatırım yapmış buraya da, kendi cebinden tekrardan söylüyorum. Buraya da 2011'de yapmış. Early investor'lardan bir tanesi. Bu şirket 2011'de kuruluyor. 4 kişi, 4 ortak tarafından kuruluyor. Bezos'u da yakalayıp alıyorlar. Google çok ilginç bir hikayesi var. 1998'de yatırım yapıyor Google'a. Yani bildiğiniz Google'a ilk yatırım yapan belki 10 insandan bir tanesi Jeff Bezos'muş arkadaşlar. Ve şöyle bir söylenti de var ki, tam olarak oranlarını bilmiyorum, tekrardan söylüyorum.
1998'de yaptığı 1 milyon dolarlık yatırım sayesinde bugün Amazon hiçbir şekilde olmasaydı bile bu adam zaten milyarder olmuş olacaktı. Çünkü 1998'deki şu ana kadarki olan hisse senetlerinin, Google'ın artışı yüksek ihtimalle 1 milyon doların 1 milyar dolara dönüşecek kadar artmasından kaynaklanıyor. Buraya da 1 milyon dolar yaptığı en küçük yatırımlardan bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde tüm bilinen teknoloji yatırımları Bezos'un bu şekilde. Ben zaten işletmeleri falan fiziksel olarak hani hiçbir mağazaya, işletmeye, restorana, otele yatırım yaptığını hiç zannetmiyorum. Tam tersi onları kapatma peşinde olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden niye onlara yatırım yapsın? Daha çok teknoloji üzerine yatırım yapması da tabii ki doğal olarak mantıklı. Ve videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz bunun gibi videolar için gelmesi için aşağıda bir şeyler yazmayı unutmayın. Yorumlar yazıp belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.